güzel bir aktivite arayanlar ekran başına. Yürüyüş bandından sıkıldıysanız sizleri buz pateni yapmaya davet ediyorum. Dışarıda yapılan spor aktivitelerinden olan buz pistinin olduğu bir alışveriş merkezindeyim. Burası gerçekten çok soğuk. Arkamda profesyonel sporcular var. Onlar şu an kaymaya başladıkları için eminim ısınıyorlardır. Ben donuyorum. Bakalım buz pateninin faydaları nelermiş, hep birlikte öğrenelim. Şu an buz pistindeyim. Benim de ilk deneyimim. Bakalım zor mu, kolay mı? Arkada sporcu arkadaşlarım var. Kendilerinden gelin hep birlikte öğrenelim. Irmak, Fernando, selam. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Yes, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Kaç yıldır kayıyorsun Irmak? Ben yaklaşık 10 yıldır kayıyorum. Peki kaç yaşında başlamak gerekiyor? Yani aslında ne kadar erken başlarsak o kadar iyi haliyle. Çünkü zor bir spor ve vücudun alışarak büyümesi gerekiyor. Hı hı. Yoksa yani geç başlayıp tabii çok başarılı olan insanlar var ama çok da kolay olmuyor. Faydaları da vardır diye düşünüyorum ben. Sıkılaştırıyordur vücudu. Oldukça. Hem sıkılaştırıyor hem esnetiyor aslında. Yani gereken koordinasyonu ve sağlıklı kas gelişimini sağlıyor. Birçok faydası olduğunu söyleyebiliriz yani. Peki hobi olarak mı kayıyorsun yoksa profesyonel kayıcı mı? Biz arkadaşım Fernando ile beraber bir tane başlangıç kursu açtık yeni. Hı hı. Burada şimdi hocalık yapıyoruz. O daha önceden de hocalık yapıyordu. Takımı Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu daha önceden. Ben yeni hocalık yapmaya başladım aslında. Ondan önce daha hobi için kayıyordum. Ve kendim de yarışmalara katıldım. Beraber Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Ve 7. olduk. Türkiye Şampiyonası'nda 3.lüklerimiz var. Birkaç tane. Ben de 10 yılı aşkın süredir kayıyorum. Buz patenini başladım. Ben geç başladım buz patenine. Normalde başlama yaşı 4-5 yaş olmasına rağmen ben 16 yaşında başladım. Ama geç başlamama rağmen büyük başarılar elde ettim. Şu an antrenörlük yapıyorum. Kendi takımım var. Juvenil bir takımım. Nerelisin Fernando? Ben İtalyalıyım. İtalyansın. Peki geç öğrendin. Ne kadar süre içerisinde öğrenebiliriz buz pateni yapmayı? Buz pateni başlangıç ve kişinin seviyesine göre, öğrenme düzeyine göre değişebiliyor. Bazı kişiler girdiği anda mükemmel kayabilirken bazı kişiler bir süre sadece kenarda geçirebiliyor. Bu kişinin öğrenme isteğine ve düşme korkusuna bağlı. Düşme korkusu çok önemli. Eğer düşmekten korkmuyorsa bir an önce ortalara çıkıp hareketleri denemeye başladığında öğrenmeye başlıyor. Buz pateni ayakkabıları çeşitlilik gösteriyor mu? Profesyonelleştikçe bu altında olan ne deniyor bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuzdur. Çelikte değişme oluyor mu? Evet, bir bot kısmı ve bir çelik kısmı var. İkisi birbirinden ayrı olarak birbirine monte ediliyor. Yapılan çeşide göre, eğer buz hokeyi yapılıyorsa ona göre bir çelik. Eğer artistik buz pateni ise ona göre, senkronize buz pateni ise ona göre çelikler oluyor. Başlangıç seviye olarak artistliğin ilk başlangıç pateni kullanıyor. Yani çeliğin önündeki tırnakları daha kısa, arkası biraz daha uzun şeklinde. Ama profesyonelleştikçe o daha ileri seviyelere doğru taşınıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bizler için şimdi çok güzel şov yapacak Fernando ve Irmak. Sizi baş başa bırakıyorum.